Haberin merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Ankara'nın Sincan ilçesinde 18 yaşındaki bir kişi kardeşiyle kavga ettiğini öne sürdü. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı 13 yaşındaki bir çocuğu başına sopayla vurarak öldürdü. Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi Şanlıurfa'ya gönderildi. Olay Ankara'nın Sincan ilçesi 29 Ekim mahallesi 701 sokakta bulunan Rabia Parkı'nda meydana geldi. Mehmet Şah Aco ve Hayat Aco çiftinin 4 çocuğundan biri olan Yenikent İlksan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Sinan Aco bir grup arkadaşıyla parkta buluştu. Burada Sinan Aco ile ismi öğrenilemeyen aynı yaştaki arkadaşı kavga etti. İlçede bir pastanede çalışan Hamza G de kardeşinin kavga ettiğini öğrenip parka gitti. 18 yaşındaki Hamza G ile kardeşiyle kavga eden Sinan Aco arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hamza G dikili çam fidanına sarılı sopayı bulunduğu yerden çıkartarak Sinan Aco'nun başına vurdu. Ağır yaralanan Sinan Aco çağrılan ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Aco doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sinan Aco'nun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Polis tarafından gözaltına alınan Hamza G ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken ikili arazilerde zarar gördü. Maşallah yağmur bir yağmur iyi yok. Burası Harran tarafı. Yolumuz kapandı. Mağdur kalmışız. Birkaç gündür Şanlıurfa'da etkisini gösteren sağanak yağış, Siverek, Viranşehir ve Harran ilçesinde su taşkınlarına neden oldu. Geçtiğimiz çarşamba günü de sele neden olan yağışın sonrasında bugün de Şanlıurfa'nın Harran ilçesi yağmura teslim oldu. Şiddetli yağışla ilçe merkeziyle kırsal mahallelerde su taşkınları yaşandı. Sel nedeniyle ilçeyi mahallelere bağlayan yollarda çökmeler yaşanırken çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Çok sayıda tarım arazisi de su altında kaldı. Vatandaşlar da kendileriyle ilgilenmeyen belediye yetkililerine sitemde bulundu. Tüm kendime nara sesleniyorum. Tüm emniyet güvenlik güçlere sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti sesleniyorum. Gelin şu suya bakın gelin. Bu yalan değil, bu şaka değil. Bu iş, iştir bu. Bugün var, yarın yok. Bunu bize edin. Etmeyin demeyin, yapın. Harran Emniyet Müdürü'nü sesleniyorum. Belediye Başkanı'nı sesleniyorum. Sizden istirham, Allah'tan istirham, imdat. Gel kurtarın, bir kepçe, bir şeyler gönderin bura. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de etkili olan sağanak yağış sebebiyle taşımalı eğitim gören öğrenciler su taşkını ortasına mahsur kaldı. Öğrencilerin imdadına mahalle halkının getirdiği bir traktör yetişti. Olay Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Kavaklı Kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Taşımalı eğitim gören öğrenciler okul servisiyle evlerine dönerken şiddetli yağışa yakalandı. Aniden bastıran sağanak yağmurun yolu tutması üzerine 15 öğrenci okul servisinde mahsur kaldı. Mahsur kalan öğrencilerin yardımına vatandaşlar koştu. Kırsal mahalleden getirilen traktöre bindirilen öğrenciler mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Kurtarılan öğrenciler daha sonra mahalleye götürülerek ailelerine teslim edildi. Çör. Yavaş. Hadi. Yavaş! Şırnak'ın Kumçatı beldesinden geçen Risor deresine giren ve bölgede çobanlık yaptıkları öğrenilen 14-15 yaşlarındaki iki çocuk da suya kapılarak hayatlarını kaybetti.
Şırnak'ın Kumçatı beldesinde Bestasor deresinden karşıya geçmeye çalışırken aşırı yağış nedeniyle yükselen suya kapılan 15 yaşındaki çoban Hacı Sirek ve Sireyi kurtarmak için peşinden suya giren aynı yaştaki Abdullah Güler kayboldu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kumçatı beldesinde yaşayan ve bugün sabah saatlerinde sürüsünü otlatmaya götüren 15 yaşındaki çoban Hacı Sirek şiddetli yağış nedeniyle geri dönmek istedi. Kumçatı'ya geri dönmek için Bestasor deresine giren Sirek bir anda aşırı yağış nedeniyle yükselen suya kapıldı. Bu sırada Sirek'in suya kapıldığını gören aynı yaştaki Abdullah Güler de arkadaşını kurtarmak için suya girdi. Şiddetli akıntı nedeniyle dengesini kaybeden Güler de suya kapılarak gözlerden kayboldu. İki çocuğun suya kapıldığını gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtarma çalışmasına başlarken AFAD ekiplerine de haber verildi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. İki çocuğun kaybolması üzerine bölgeye giden ekipler yaklaşık 10 kilometrelik alanda arama çalışması başlattı. Bölgedeki çok sayıda vatandaş da kendi imkanlarıyla arama çalışmalarına destek verdi. Arama çalışmasına katılan vatandaşlar geniş bir bölgedeki çalılıklar arasında iki çocuğa ulaşmaya çalıştı. Çalışmaların sonunda iki çocuğun cansız bedeni dereden çıkarıldı. Olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürülmeye çalışılan çocukların yaşamını yitirdiği tespit edildi. Arama çalışmasını yapan ekipler Hacı Sireğin suya kapıldığı noktadan 5 kilometre, Abdullah Güler'in ise 6-7 kilometre mesafede bulunduğunu söyledi. Sudan çıkarılan iki çocuğun cenazesi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sabah saatlerinde sürüsünü otlatmaya götüren Hacı Sireğin şiddetli yağış nedeniyle geri dönmek istediği, Kumçatı beldesinin girişine kadar geldiği ve dereden geçmeye çalışırken suya kapıldığı öğrenildi. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım da olay yerine gelerek arama çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, iki çocuğun hayvanları otlatmak için gittiğini ancak suya kapıldıklarını söyledi. Kumçatı beldemizde suya kapılan, boyunlarını kurtarmak için suya giren iki tane çocuğumuz, gencimiz maalesef orada suya kapıldı ve maalesef boğdular. Yaklaşık bir kilometre sürüklendikten sonra ikisinin de cansız bedenlerine ulaştı. 13-15 yaş arasındaki iki tane gencimiz maalesef bu şekilde can verdiler. Çok üzüldüm. Mardin'in Artuklu ilçesinde de bağda çalışanların üstüne yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. Mardin'in Akres mevkiindeki bir üzüm bağında meydana gelen olayda bir grup işçinin çalıştığı alana yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi nedeniyle bağda çalışan 3 işçi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan işçilerden 16 yaşındaki Sedat Ay yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 16 yaşındaki Ramazan Ay ve 21 yaşındaki Taha Albayrak'ın tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi. Tedavileri devam eden yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kuvvetli Hayır Dernekleri tarafından Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine yaptırılarak eğitim öğretime kazandırılan okulun açılış töreni gerçekleştirildi. 2017 Aralık ayında Şanlıurfa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bağışçı Kuvvet Necat Derneği ve Türkiye Sorumlusu Sait Yardım Derneği arasında imzalanan protokol gereği inşasına başlanan 16 derslikli okul binasının açılış töreni yapıldı. Haliliye ilçesi Veysel Karani mahallesinde hayır sahibi Kuvvet Necat Derneği ve Sait Yardım Derneği tarafından yaptırılarak Türk ve Suriyeli öğrencilerin eğitimi için Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilen okula Necat Kuvvet, Türk Kardeşlik Ortaokulu ve Necat Ortaokulu isimleri verildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreni, Suriyeli bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim tilaveti, öğrencilerin okuduğu şiirler, ilahiler ve gösterilerle devam etti. Törende bir konuşma yapan Vali Erin, kısa süre önce Necat ve Sait derneklerinden Şanlıurfa'ya gelen yöneticilerle, kentte bulunan Suriyeli çocukların eğitimi konusunda istişarelerde bulunduklarını hatırlattığı konuşmada şunları söyledi. Hayra ve hakka hizmet etmenin, mağdura ve mazluma el uzatmanın kısa süre içerisinde niyetten amele dönüştüğü somut bir hizmetin açılışını gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sait ve Necat Derneği'nden ve Kuveyt'ten teşrif eden misafirlerimizle bir araya geldiğimizde Şanlıurfa'da misafir ettiğimiz
Suriyeli kardeşlerimizin durumu ve özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin ihtiyaç duyduğu ilave okullar konusunda istişarelerde ve müzakerelerde bulunmuştuk. Çok kısa bir süre içerisinde bugün 16 derslikli büyük ölçüde Suriyeli kardeşlerimizin çocuklarının ve bizim çocukların bir arada inşallah eğitim alacakları bu gördüğümüz okulu somut bir şekilde buraya inşa etmiş oldular. Her iki derneğimize dernek başkanlarının şahsında ve hayırsever, kuvvetli Suriyeli kardeşlerimize ve tabii ki bunu kolaylaştıran, yardımcı olan dost ve kardeş ülke Kuveyt'in saygıdeğer emirine şükranlarımızı, teşekkürlerimizi hepinizin huzurunda ifade etmek istiyorum. Törende birer konuşma yapan Kuveyt Necat Derneği Başkanı İbrahim Elbedir ve Sait Derneği Başkanı Şeyh Ebu Abdurrahman da İslam ümmetinin birlik ve beraberliği için yardımlaşma ve dayanışmaya devam edeceklerini belirterek Türkiye'de bu çalışmaların yapılmasına destek veren yöneticilere teşekkür ettiler. Açılış kurdelesinin kesiminin ardından derslikleri ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Vali Erin ve beraberindekiler daha sonra okulun salonunda düzenlenen programa katıldı. Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiir okumaları ve koro eşliğinde şarkılar seslendirmelerinin ardından Vali Erin tarafından okul yapımında emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi. Şanlıurfa'da karayolları güvenliği ve trafik haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların eğitimindeki önemi vurgulamak, kamuoyunun trafik güvenliğine yönelik duyarlılığının artırılması ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü Karayolu Trafik Güvenliği Günü, bugünü takip eden hafta ise Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanıyor. Bu doğrultuda Trafik Haftası Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 5-11 Mayıs tarihlerinde illerde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Ülke genelinde 81 il emniyet müdürlüğünce yapılan etkinlikte "Hey büyükler trafik kurallarına uyun, biz çocuklara örnek olun" sloganı ve trafikte çocuk güvenliği temasıyla gerçekleştiriliyor. Etkinlikler kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şair Nabi Kültür Merkezi'nde trafikte çocuk güvenliği programı düzenlendi. Düzenlenen programa Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır Güneş, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nda görevlilerin yanı sıra çok sayıda öğrenciyle vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda yapılan protokol konuşmalarının ardından yılın ticari araç şoförü seçilen Faruk Ügür'a Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır Güneş tarafından plaket takdim edildi. Yapılması gereken ilk iş, küçük yaştan itibaren çocuklarımıza trafik eğitimi vermektir. Trafik kazalarının %98'inin insan hatasından meydana geldiği düşünüldüğünde bu konunun önemi çok iyi anlaşılacaktır. Bu kazaların oluşumundaki sebepler incelendiğinde aşırı hızdan kaynaklanan kazaların oranı %50'yedir. Gelişmiş ülkelerde ise aşırı hızın kazalardaki etkisi %30 civarındadır. Hedeflerimizi yakalamanın en önemli yolu geleceğin şoförleri olan çocuklarımıza bilinçli bir trafik eğitimi vermek ile mümkündür. Trafik eğitimi denilince aklımıza trafik kural ve işaretlerini ezberletmek gelmemelidir. Bizim hedefimiz trafik eğitimi ile trafikteki herkesin hakkına saygı göstermeyi, trafik kültürünü insanımıza aşılamaktır. Trafik sorunlarının çözümü konusunda yapılması gereken ikinci iş, mühendislikten kaynaklanan sorunların bir an önce giderilmesidir. Bunlar bozuk yollar, şehir içinde alternatif olmayan yollar, yetersiz otopark alanları, yanlış ve eksik trafik işaretleri ve benzeri konulardır. Trafik problemleriyle mücadelede son nokta ise etkili trafik denetimleridir. Maalesef bütün uyarı ve ikazlara rağmen her gün yüzlerce kaza meydana gelmektedir. Kazaların genel olarak kural ihlalleri neticesinde meydana geldiği düşünüldüğünde etkili denetim metotlarının kural ihlallerini dolayısıyla da kazaların engellenebileceğini öngörülmektedir. ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi kararı ile ilgili Konya'da düzenlenen Türkiye Afrika Ekonomi Forumu'nda konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakı Baba, "Dünyada tek siz olamazsınız, dünyayı dinlemek zorundasınız." dedi. Son yapılan açıklamalara baktığınız zaman sadece bir devlet bir devlete kafa tutmakta ve bölgeyi
karıştırmakta hiçbir tehlike görmemektedir. Neden? Sadece ve sadece kendi çıkarı adına. Yani ülkeler, dünya böyle değildir. Onlar yanılıyorlar. Yanıldıklarını mutlaka sonunda anlayacaklardır. Bakın nasıl Afrika özgürlüğüne kavuştu. Artık Türkiye gibi gerçekten onlara kardeşçe davranan ülkeler oluştuysa, bundan sonra da artık dünyada kabadayılık yapan ülkelerin sayısı azalacak ve gittikçe o bir de kaybolacaktır. Buna biz şahsen yürekten inanıyoruz. Bizim bu işbirliğimiz devam ettiği müddetçe biz bunu hep beraber başaracağız Allah'ın izniyle. Bir tek ülke çıkıp diyor ki İran kurallara uymuyor. Ve diğer ülkeler hayır uyuyor diyor. Yani işte bakın bu kabadayılık, böyle bir şey olmaz. Yani dünyayı dinlemek zorundasınız. Yani dünyada siz tek olamazsınız. Dünyada bu kadar ülke varken bu barbarlığı yapamazsınız. İnsanlara yaptırmazlar bunları. Bu bölge, bu bölgenin insanlarının ülkesidir. Bu bölge, bu insanlara emek veren bir bölgedir. Tarihiyle, yapısıyla. Afrika, Afrikalılarındır. Afrika'yı sömürmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Ancak Afrika'ya Türkiye gibi kardeşlik anlamında yaklaştığınız takdirde o zaman Afrikalıların gönlüne girebilirsiniz. Afrikalıları kazanabilirsiniz. İnşallah bizler hem siyaset olarak, hem iş adamları olarak, hem ülke olarak biz sadece ve sadece bir menfaat için değil, Afrikalıların gönüllerini kazanmak, onlarla kardeşlik bağlarımızı arttırmak adına Afrika'da olacağız ve devam edeceğiz. İnşallah Tarım Bakanlığı olarak ilk girişimiz Sudan'dan, burada çok değerli arkadaşlarımız var, Sudan'dan başlıyoruz ve diğer Afrika ülkelerinde de elimizden geldiği kadar iş adamlarımızı oraya davet ediyoruz. Şanlıurfa'nın imar ve şehircilik sorunları Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çalıştayda masaya yatırıldı. Başkan Nihat Çiftçi, şehrin geleceği için doğru kararlar almak için çalışıyoruz dedi. Şanlıurfa'nın imar ve şehircilik sorunları ile ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından çalıştay düzenlendi. Cumhuriyet Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen çalıştaya Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Kent Konseyi Başkanı Erkan Sözen, birçok kurum ve kuruluş temsilcileriyle mimarlar, mühendisler, şehir plancıları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Başkan Nihat Çiftçi, bilime dayalı çalışmalarla şehrin geleceği için doğru kararlar almak için çalışıyoruz dedi. Medeniyetlere baktığımızda birçok medeniyetin bu verimli topraklara geldiğini, Şanlıurfa'yı yurt edindiğini ve yine kendi yaşamış olduğumuz medeniyetimiz açısından şehrimize baktığımızda Mekke, Medine, Kudüs, Kahire'den sonra Şanlıurfa'yı rahatlıkla sayabiliriz. Batı medeniyetine baktığımızda inanınız olsun çok akla gelebilecek çok fazla bir şehir yok. Bir Atina dersiniz, Roma dersiniz ve bu kadar derinliği olan şehir bulamazsınız. Şanlıurfa 12 bin yıllık diyoruz. Bu kadar medeniyet üzerinde yaşamış ve iz bırakmış. İşimiz bu anlamda kolay değil. Neden kolay değil? Hem bu medeniyetlerin bırakmış olduğu izleri, kültürü, mimari, zenginliği geleceğe taşıyacağız, koruyacağız. Hem de günümüzde şehirlerin cazibe merkezi noktası gelmesi sebebiyle nüfusun da ihtiyacını planlayacağız. Bunu başarırız. En fazla sorumluluk tabii ki bize. Biz burada bir iç çalıştayımızı yapıyoruz şehir olarak. Bunu kendimize, kadrolarımıza, her toplantıda söylediğim gibi, bu toplantıda, bu çalıştayda da söylüyorum. Bu güzel katkıyı verdiğiniz için ben hepinize teşekkür ediyorum. Başarılı bir çalıştay olmasını diliyorum. Uzaklaşmayın. Bugün de şehrimiz için tam gün olarak kadrolarla birlikte çalışın.
Ben hepinizden Allah razı olsun diyorum. Hepinizi bu duygu ve düşüncelerle tekrar sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Çalıştay sunumlar ve soru cevap bölümüyle devam etti. Şanlıurfa'da ellerine tahta kesme makinesi ve matkap alan öğretmenler öğrencileri için tahtadan oyuncak yaptı. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde ana sınıfında hafta içi eğitim veren kadın öğretmenler, çocuklara oyuncak yapabilmek için hafta sonuysa marangoz oldu. Bütün aletleri kullanabilen öğretmenler adeta ustalara taş çıkarttı. Eyyubiye Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan sedef işlemeciliği ve oymacılık kursuna giden kadın öğretmenler makinelerle tahtaları kesip matkapla deldi. Şekil verilen tahtalar birçok işlemden geçirildi. Son olarak rengarenk boyanan tahtalar öğrencilerin okulda kullanabileceği eğitici materyallerle oyuncaklara dönüştürüldü. Öğretmenlerinin aylarca emek harcayarak yaptıkları oyuncakları alan öğrencilerse büyük mutluluk yaşadı. Eyyubiye Ertuğrul Gazi Anaokulu öğretmeni Hatice Kübra Okumuş hafta içi öğrencilere ders verdiklerini, hafta sonuysa onlar için oyuncak yaptıklarını söyledi. Hafta içi öğrencilerimize ders verirken hafta sonu da onların eğitimine daha yararlı bir şekilde getirmek için burada onlara oyuncak eğitici materyaller hazırlamaya çalışıyoruz. Ana sınıf öğretmenlerinden Hatice Bennavi ise hedefimiz öğrencilerimize iyi şeyler sunmak dedi. Biz de hafta içi çalışıyoruz, öğrencilerimize dersler veriyoruz. Hafta sonları da buraya geliyoruz. Aynı şekilde oyuncak yapımı öğreniyoruz. Bunları da öğrencilerimize sunuyoruz. Hedefimiz öğrencilerimize bir şeyler sunmak, onların daha iyi eğitim alabilmeleri için onlara yardımda bulunmak. Eyyubiye Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi ve Proje Koordinatörü Selçuk Altınbaş da öğretmenlerin bu emeklerine katkı sağladıklarını belirtti. Amacımız okul öncesi öğretmenlerimize bir nebze de olsa materyal yapımlarında yardımcı olmak. Burada kendi öğrencilerine kendi el emekleriyle bir şeyler hazırlayıp bir katkı sağlamalarını sağlıyoruz. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un ortaokul öğrencilerinin milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u tanımak, İstiklal Marşımızı da anlamalarını sağlamak amacıyla başlattığı çalışma kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler, Ankara'daki Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi ve tarihi mekanları yerinde görme imkanı buldu. Şimdi anlamak hususunda Milli Eğitim Müdürü Sayın Mehmet Uzar Beyefendi'yle ve Milli Eğitim personelinin tümüyle birlikte öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte yapmış olduğumuz bu yarışma neticesinde her birimiz bir okulun birincisi, öyle mi? Her kimisi geçmişimizi, tarihimizi öğrenmemiz bakımından sizler yetişmesi çok çok önemli. Ve sizler bizim için çok çok kıymetlisiniz. Bundan sonrasındaki programlarda da inşallah başka alanlarda yine birlikte olacağız. Başkan Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla ortaokul öğrencilerinin milli şair Mehmet Akif Ersoy'u tanımalarını, İstiklal Marşı'nı da anlamalarını sağlamak amacıyla 69 ortaokuldaki 1507. sınıf öğrencisine İstiklal Marşımızı Anlamak kitabı dağıtıldı. Ve dağıtılan bu kitaptan 6 Nisan 2018 tarihinde yarışma sınavı düzenlendi. Sınavda okul birincisi olan tüm öğrenciler için Ankara'daki Taceddin Dergahı ve tarihi mekanlar için gezi düzenlendi. Başkan Fevzi Demirkol, meclis üyeleri Emin Coşkun Erdal Deniz, Mehmet Keskin ve Nusret Kaya, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural'la başarılı öğrencilerin yer aldığı kafile uçakla Ankara'ya gitti. Ankara'da rehberler eşliğinde düzenlenen tarih turunda ilk olarak Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi'nin de içinde bulunduğu Taceddin Dergahı ziyaret edildi. Öğrenciler Taceddin Dergahı'nın tarihini öğrenip Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi'ni gezdikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk ve ikinci binasına geçildi. Rehber eşliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclisi hakkında bilgiler edinen öğrenciler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarının bulunduğu Anıtkabir'e geçti. Anıtkabir'de de bol bol fotoğraf çektiren öğrenciler Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı da gördükten sonra kente geri döndü. İlk defa uçağa bindiklerini ve Ankara'yı ilk defa gördüklerini ifade eden öğrenciler Başkan Fevzi Demirkol'a kendilerine tanıdığı imkandan dolayı teşekkür ettiklerini ve tarihi yerinde öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler. Güzel bir gezi oldu. Mehmet Akif'i gördük. Mehmet, belediye başkanımıza Fevzi Demirkol'a teşekkür ederim.
Ben İkşanlı Öncü Zülfü Gör İmam Hatip Ortaokulu'ndan geldim. Mehmet Akif Ersoy'un kitabını okuduk ve sınavına girdik. Birinci olanları Ankara'ya getiriyorlardı. Bu avantajı kazandım. Benim adım Furkan Söylemez. Yenişehir Ortaokulu'ndan geliyorum. Bu kitabın yazılışını, yani İstiklal Marşı'nın nasıl yazılışı, ne kadar zorluklarla yazılışını anladık bu sayede. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci Çatkapı ev ziyaretlerine devam ediyor. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci mahalle gezileri kapsamında Çatkapı ev ziyaretlerini sürdürüyor. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci mahalle gezileri kapsamında gerçekleştirdiği Çatkapı ziyaretlerde misafir olduğu vatandaşların taleplerini anında yerine getiriyor. Başkan Ekinci son olarak Batıkent Mahallesi'nde eşi Ayşe Ekinci, AK Parti Eyyubiye Teşkilat üyeleri ve mahalle muhtarı Halil Kaya ile birlikte Çatkapı ev ziyaretlerine devam etti. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşların taleplerini karşılayan Başkan Ekinci, ailelerin çocuklarıyla da yakından ilgilenip çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Çatkapı mahalle gezileri hakkında açıklama yapan Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, bundan sonraki süreçte de gezilerimize ara vermeden devam edeceğiz dedi. Mahalle muhtarımıza uğruyoruz. Tabii uğrarken de ilçe teşkilatımızdan arkadaşlarla beraber, sosyal yardım müdürlüğümüzle beraber ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretler kapsamında mahalle muhtarımızın önceden tespit ettiği dar gelirli ailelerini ziyaret ediyoruz bu vesileyle. Bu anlamda da yapacağımız yardımlar konusunda da destek veriyoruz. Yardımlarımızı yapıyoruz. Hasta varsa hastalar tabii ziyaret ediyoruz. Bu hastalarımızla ilgili başka yerlere tedavi edilme imkanı varsa yine o konuda yardımcı oluyoruz. Dolayısıyla sosyal bilincilik örneğinin en güzelini sergilemeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de tabii ki halkımızın gönlüne girme anlamında da ciddi anlamda katkı sağlıyor. Ama önemli olan tabii bizim bunu yapma sebebimiz tabii ki halk bilinciliği ortaya koymak ama onun dışında da dar gelirli, sıkıntılı insanların da dertlerine ortak olmak. Böyle bir amaç gidiyoruz. Bu amaç doğrultusunda da bu gezilerimizi sizler de biliyorsunuz ki aylardır, hatta bir yıldan fazladır. Muhak bir şekilde, rutin bir şekilde devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte yine aynı şekilde bu ziyaretlerimiz devam edecek. Batıkent Mahalle Muhtarı Halil Kaya ise kendilerini yalnız bırakmadığı için Başkan Ekinci'ye teşekkür etti. Eyyubiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci Beyefendi her zaman olduğu gibi yine sağ olsun mahallemizi yalnız bırakmıyor. Sosyal belediyesi anlamında çok güzel çalışmalar yapıyor. Mahallemize zaten sürekli sağımızda sağ olsun ayda bir ziyaretimize geliyor. Bugün de yaşlı ve dul yetim ailelere ziyarete geldi. Kendisine mahallem adına teşekkür ederim. Oo, baktım çöpe atıyorsun oraya, bu da sana bir ödül. Tamam mı? Adın ne senin? Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Semerkant Vakfı tarafından düzenlenen hayır kermesini ziyaret etti. Semerkant Vakfı tarafından düzenlenen hayır kermesini ziyaret etti. Ceylanpınar Semerkant Derneği tarafından Gençlik Parkı'na açılan hayır kermesini ziyaret eden Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ve belediye meclis üyeleri kermesin hayırlara vesile olmasını diledi. Semerkant Ceylanpınar temsilciliği tarafından kermes düzenlendi. Kermesi ziyarete geldik. Sağ olsunlar. Çok cömert davrandılar. Vallahi bizim karnı döndü. Güzel sofrayı donattılar. Güzel ikramlarda bulundular. Hepsine teşekkür ediyorum. Güzel bir kermes olmuş. Yani Ceylanpınar şimdi bir değişiklik. Ceylanpınarlı vatandaşlarımız kermesi ziyaret ediyorlar. Yiyecek içecek sandı. Hediyelik eşya sandı. Kolar, bayanlar ıslandı, çocuklar ıslandı, hepsi buldu. Alışverişlerini yapıyorlar, yemeklerini yiyorlar, çaylarını içiyorlar. Tabii ki bu deneyimize de bir katkı arasında. Onun için hemşerilerimizin kermes bitmeden önce bu kermesi ziyaret etmelerini
istiyorum. Öte yandan Ceylan Pınarlı küçük ressam Simar Daş, Ceylan Pınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'yı makamında ziyaret etti. Ressam Simar Daş ve babası Şeyh Mustaş'ı makamında ağırlayan Başkan Atilla, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Küçük yetenek Simar Daş, Ceylan Pınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya kendi çizdiği bir kara kalem portreyi hediye etti. Portreyi çok beğendiğini ve Simar Daş'ın yeteneği karşısında hayran kaldığını ifade eden Başkan Atilla, kendisine hediye edilen ve içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu portreyi makam odasına asacağını ifade etti. Ceylan Pınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, sanatın ülkelerin ilerlemesindeki en büyük basamağın olduğuna dikkat çekti. Ona teşekkür ediyorum, sağ olsun. Böyle nazik düşüncelerinden dolayı yani çok sevindim. Bunu da böyle güzel bir şekilde belediyede asacağım inşallah. Reis-i Cumhurumuzla beraber yapılan resimleri ve onun yetenekleri için diğer fotoğraflarını da bakın burada göstereyim. Farklı zamanlarda farklı kişiler için yapılmış olan resimler. Güzel oldu. Beğendiler. Başkanımızı da çizdik. Yani bu eğitim almadın ha? Evet hocam. Hiçbir yerden eğitim almadın. Kesinlikle. Çünkü bu çocuğun yani bu işin eğitimini aldığı zaman nasıl olacak? Değil mi? Gaziantep'te yapılan bahis operasyonunda 81 kişi gözaltına alındı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Şehit Kamil İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 11 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Gaziantep merkezi ve köylerinde tespit edilen 11 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan baskında 10 kişiyle bahis oynadıkları belirlenen toplam 70 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 11 bilgisayar, 16 cep telefonu, 1 adet kumar makinesi ve çeşitli dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan 70 kişi ifadeleri ve kesilen para cezalarının ardından serbest bırakılırken 11 kişi ise sorgularının ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi. Öte yandan bahis çetesinin kendilerine borcu olan vatandaşlara ise zorla borcunun iki katı senet imzalattığı ve borcunu ödemeyenlere ise tehdit yoluyla zorla tahsilat yapıldığı ileri sürüldü. Adana'da iki ayrı gaybubet evine yapılan baskında gözaltına alınan ve aralarında FETÖ'nün Adana eş imamının da olduğu 4 kişi tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri 29 Nisan günü Merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi ve Çukurova ilçesine bağlı Huzur Evleri Mahallesi'nde gaybubet evlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda Döşeme Mahallesi'ndeki hücre evinde baylok kullanıcısı oldukları ileri sürülen Muzaffer Ö ve Erdoğan Y gözaltına alındı. Kağıt üzerinde sigorta şirketinde çalıştığı görülen ancak iş yapmadığı tespit edilen Muzaffer Ö'nün Adana eş imamı olduğu ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu tespit edildi. Ayrıca zanlının Adana'da örgütün başka imamlar da atadığı için eş imam olarak tabir edildiği belirlendi. Zanlının ev arkadaşı Erdoğan Y'nin Ceyhan ilçe imamı olduğu ileri sürüldü. Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerin aynı evde gözaltına alınan ev arkadaşı için tanımıyorum, kim olduğundan haberim yok demeleri üzerine polis tarafından beraber takip fotoğraflarının gösterildiği ancak fotoğraflardaki görüntüleri de inkar ettikleri dikkat çekti. Zanlıların ayrıca başkasının üzerine birden fazla baylok kullandığı ileri sürüldü. Zanlıların hala örgüte eleman kazandırmak için faaliyet içinde bulunduğu eş imamın Adana'daki bütün FETÖ elemanlarından sorumlu olduğu öğrenildi. Huzur Evleri Mahallesi'ndeki gaybubet evinde ise Mustafa İ ve Ekrem S gözaltına alındı. Bu zanlılarınsa diğer zanlılarla bağlantıları olduğu ancak bu iki zanlının askerin mahrem imamı oldukları ileri sürüldü. Zanlıların da hala çok gizli olarak çalıştıkları, kendi aralarında baylok kullanarak iletişim kurdukları, muvazzaf askerlerle ankesörlü telefonla arayıp iletişim kurdukları tespit edildi. Bu zanlıların da başkasının adına birden fazla baylok kullandığı belirlendi. Sorgulanan zanlılar suçlamaları kabul etmeyip konuşmadı. Örgüt yöneticiliği suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde öğretmenlere çölyak hastalığı konusunda bilgilendirme amaçlı bir seminer verildi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde öğretmen evinde verilen seminere Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileriyle kırsal mahallelerde görev yapan öğretmenler katıldı. Semineri düzenleyen Şanlıurfa Çölyak Dernek Başkanı Hasan Doğan yaptığı konuşmada çölyak hastalığı konusunda öğretmenlerin duyarlı olmasını istedi. Çölyak hastalığı konusunda öğrenci velilerinin bilgilendirilmesini ve bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesini isteyen Doğan, çölyak hastalığının erken yaşlarda tespit edilmesi halinde tedavisinin mümkün olabileceğini dile getirdi. Doğan'ın konuşmasının ardından Çölyak Derneği Eğitim Hemşiresi Mehmet Dikme, hastalığın belirtileri konusunda öğretmenleri bilgilendirerek, özellikle çocuklardaki gelişim geriliği, kusma, iştahsızlık, karın şişliği, ishal, kabızlık, hazımsızlık ve gaz gibi sindirime bağlı problemlerdir. Bununla beraber çölyak hastalığında gözlemlenen klinik tablo çok değişken olabilir. Örneğin hastalık bazen tiroid yetmezliği, karaciğer yağlanması, kemik erimesi gibi bağırsak dışı organlarda gelişen hasarlarla kendini gösterebileceği gibi hiçbir yakınmaya sebep olmadan da sessizce ilerleyebilir. Çocuklarda gelişme geriliği, ishal, karın ağrısı, kusma, halsizlik ve diş çürükleri, yetişkinlerde ise şişkinlik ve ishal, çölyak hastalığının başlıca özellikleridir. Ancak çölyak hastası olan çocuklarda kemik ve eklem ağrıları, öğrenme güçlüğü, davranış bozukluğu, ergenlik gecikmesi ve depresyon, yetişkinlerde ise kansızlık, ciltte kaşıntı ve içi su dolu kabarcıklar gibi geniş bir yelpazeye sahip olan yakınmalara rastlanabilir. Çölyak hastalığının tanı ve tedavisindeki güçlük hem bulgu yelpazesinin bu kadar geniş olması hem de görülen bütün bu bulguların hiçbirinin sadece çölyak hastalığına özgü olmamasından kaynaklanmaktadır ifadelerine yer verdi. Elazığ'da 1981 yılından bu yana ekmeğini kazandığı palancılık işinde bölgede tek usta olarak kalan 54 yaşındaki Metin Daldul, mesleğinin literatürde olmaması sebebiyle ne destek alabiliyor ne de mesleğini bir başkasına öğretebiliyor. Yani bu iş en çok Urfa'daydı. Urfa'da tamamıyla bitti. Diyarbakır'da 20'ye yakın esnaf vardı. Şu anda bir tek kişi kalmış. Bingöl'de kalmadı. Batı'da bu yok. Semer var. Ağaç semer. Bir de Antep'te bir veya iki usta var. Yani toplasan Türkiye'de 5 tane usta ya çıkar ya çıkmaz. Elazığlı 54 yaşındaki Metin Daldul, son yıllarda gelişen teknoloji ve imkanlarla yok olmaya yüz tutmuş mesleğini 37 yıldır aralıksız sürdürüyor. Mesleğinin literatürde olmadığı için kendisine ustalık belgesi verecek bir kurum bulamayan Daldul, çoğu esnafın faydalandığı faizsiz kredilerden yararlanamıyor, hem de mesleği öğretecek çırak bulamıyor. Semercilik esnafına giren palancılıkta Elazığ'da sadece kendisinin kaldığını belirten Metin Usta, bölgede Diyarbakır, Bingöl ve Şanlıurfa'da hiç kimse kalmadığını, sadece Gaziantep'te bir kişinin bulunduğunu bildiğini aktardı. 1981'den beri palan işindeyim. Aşağı yukarı 37 senedir mesleğin içindeyiz. Bu da semer sınıfına girer de, semer ağaçlı olanı, deri, üstü deri, üstüne de ağaç gelen bir şeydir. Bizim yörede kullanılır ama fazla değil. En çok palan kullanılır. Palanı etkilemedi. Palanı ilk başladığım zaman burada 10 dükkan vardı. 10 tane usta vardı. Yaparlardı, yetiştiremezlerdi. Sebebi şuydu. Köylerde yol yoktu. Herkes tarlasına, bağına, bahçesine, hatta şehire bile hayvanlarla gelip giderlerdi. Şimdi o imkan kalktı. Yaylalar açıldı ama yaylaların da çoğuna şu anda araba gidiyor. Arabalarla işini görüyorlar. Pek az yaylacı palan kullanıyor. Yani eğer zaten yaylacılar da olmasa bu meslek tamamıyla bitmiş durumda. Birkaç tane daha köyü var. Hala daha hayvanla iş gören. Onların haricinde pek satıldığı söylenemez. Bir tek ben kaldım Elazığ'da. Bir çırak yetiştirmeye istedim gerçekten ama kimse gelmiyor. Yetiştirmek mümkün değil yani şu anda. Usta, benden sonra bir usta kalmasını isterim ama şu anda mümkün değil. Yani bu iş en çok Urfa'daydı. Urfa'da tamamıyla bitti. Diyarbakır'da 20'ye yakın esnaf vardı. Şu anda bir tek kişi kalmış. Bingöl'de kalmadı. Batı'da bu yok. Semer var, ağaç semer. Bir de Antep'te bir veya iki usta var. Yani toplasan Türkiye'de 5 tane usta ya çıkar ya çıkmaz. Ustalık belgesi bana verecek kimse yok. Mesleğim şeyde yok. Literatürde yok. Yani bir ara gelip beni zorladılar. İlla ustalık belgesi alacaksın. Çıraklık okuluna gittim. Şöyle kalın bir kitap defter çıkardı adam.
Baktı baktı, dedi valla senin mesleğin gözükmüyor. Şimdi mesela bazen şeyler oluyor, faydalanmak istiyoruz işte. Faizsiz kredi esnaf sanatkarlarına. Adam tutturmuş illa diyor şey ustalık belgesi. Ya arkadaşım ben 37 senelik ustayım. Bana ustalık belgesi verecek kim var? Ya bırak Elazığ, Türkiye'de kim var bana ustalık belgesi verecek? Yok. O yüzden devlet imkanlarının çoğundan yararlanamayız. Yararlanamadığımız için de kimseyi yetiştiremeyiz. Ya artık yani bizim de son demler yani. Yavaş yavaş biz de bırakacağız. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizi de noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden buluşmak dileğiyle. Bizi izleyin, haberiniz olsun.